Herkese merhaba, selamın aleyküm. Her zamanki gibi nasılsınız, iyi misiniz diyerek başlayacağım. Yapacak başka bir şey yok. Böyle dedim ki, hem dedim makarnamın içine böyle kıyma koyacağım. Kıymamın içerisine karabiber ve tuz koydum. Ondan sonra böyle de biliyorsunuz bu makarnaları içerisine kıymayı koyup doldurup haşlayıp işte yoğurtlu falan salçalı bir sos yapacağım, öyle düşünün. Bir yandan da enişe örüyordum, ayrıyetten her zamanki gibi mügeanlıyı. Bir mügeanlıya basıyorum, bir Seda Sayan'a basıyorum. Bir yandan videomun kesilecek yerlerini falan ayarlarını yapıyorum. Böyle bazen bir gün önceden de çekiyorum. Bir yandan aslında enişe örüyordum. Size göstereyim ben ne ördüğümü. Şöyle lifler örüyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz size göstereyim. Ben bu lifin sahibi var. Bir tane çok sevdiğim Aksaray'da Sevil ablam var. Sevil'in dünyası, YouTuber kendisi. Çok seviyorum. Allah bana sonradan bir abla nasip etti gerçekten. Kendisini çok seviyorum. Devamında konuşup görüşüyoruz. O Fulya'mın, kızının lifleri seneye inşallah gittiğimde kendisine böyle bazı şeyler götüreceğim. Bu şekilde çoraplar örüyorum. Bakın bir tane de şimdi bu çorabı bu renk başladım. Öyle söyleyeyim size. Bu renk başladım. Şimdi bu renk var. Bir tane daha bu renk yapacağım. Şöyle düşünün. 5 şişle yapılmış çoraplarım var. Burası simli iplikli oluyor. Hatta bir tane giyip ayağımda size göstereceğim. Şöyle bakayım görünüyor mu? Görünür. Bir tane göstereyim. Turuncu yaptım. Beyaz yaptım. Siyah yaptım. Dediğim gibi mor yaptım. Yani her renk yaptım. Ben kendime ve kızıma turuncu yaptım. Bir de kızım pembe istemişti. Size göstereceğim. Bakın daha aşağı oluyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Şu şekilde. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Biz bunlara postal çoraplar diyoruz. Hatta şöyle bir durdurayım. Bakın. Şuraya kadar ördüm. Ondan sonra şurasına simli iplikle şeyini yaptım. Bu Fulya'mın. Ben Fulya'ya bu renk yaptım. Böyle siyah taytla falan giysin diye. Çok da güzel, sıcak da tutuyor. Dedim ki siparişlerimin arasında Fulya'mın zaten çorabını falan bitirmiştim. Böyle bir çorap. Öyle söyleyeyim. Bunlar benim çoraplarım. Ondan sonra size şöyle çekeceğim. Lifimin başlangıcı bu şekilde başladım. Böyle. Böyle söyleyeyim. Bundan bir tane daha yaptım. Liflerimin devamlarını üzerine gideceğim. Bu şekilde liflerimi yapıyorum. Bu şekilde yaptım. Bu birisinin sipariş bu. Şöyle söyleyeyim. Böyle lifiyle, böyle eldiveniyle şeyi. Şöyle gül istedi. Şöyle uzun istedi. Söyleyeyim size. Şöyle patik. Bu şekilde. Şöyle de bu şekilde. Bu yuvarlağı oluyor. Bu uzun oluyor. Bir de bunun karesi olacak. Böyle düşünün. İşte yapıyorum bir şeyler bir yandan. Ya bu patikler de çok güzel. Ben genelde Kürt patikleri örüyorum. Onu söyleyeyim. 5 şişle onları da örüyorum. Böyle. Bizim burada daha çok biliyorsunuz ben Karslıyım. Biz öyle örüyoruz. Kürt patikleri falan daha çok var. Zaten üzerinde de yelek var. Annem örüyor. Ben bir tanesini giydim tabii. Yeleğimi de göstereyim size. Annem çok güzel yelekler örer. Bir bakar mısınız? Çok güzel. Artık çıkarttık yelekleri. Böyle. Ha, makarna da ne yapıyorum onu söyleyeyim. Şu makarnalardan içine koyacağım şimdi kıymayı. Bugün de böyle bir şey yapacağız. Bakayım görünüyor mu? Görünüyorumdur. Şöyle çevireyim. Böyle bu şekilde. Şimdi bunu yapayım. Bakayım görünüyor muyum?
Kartof da onu çıkarmamı istiyor. Bas bas bağırıyor. Böyle bir yandan dedim ya, artık işlerim bitti çoğu. Biraz havalar şey, yavaş yavaş odun falan kırmaya başlıyorum evin önünde. Onları da çekip atacağım size. Biraz telefonum sorunlu, tripodum sorunlu. Tripodum yok yani öyle. Var da yani böyle beni işte şey çekiyor yani, bilmiyorum. Bu şekilde böyle yoruldum. Şöyle şunu şu tarafa koyayım bence. Bunu buraya koyayım. Böyle içerisine küçük küçük dolduracağım. Ne zamana doldururum? Artık 1-2 saate doldururum gibi. Yok ya, doldururum. Bugün de böyle olsun. Ne yapacağım? Bugün benim işim yok. Bunu işte doldururum. Saat kaç daha? Daha saat 1 olmadı. Çünkü Müge Anlı şu anda hala devam ediyor. Böyle kısım gelecek. Annem yukarıda ne yapıyor? Sesi, televizyon sesi geliyor ama. Ben bu yemeği çok seviyorum. Bu da haşlayacağım. Çok da güzel olacak. Mantı gibi. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Çıkartamam. Hayır, mutfağın camını açtın. Sen kaçarsan ben ağlarım. Hayır, olmaz. Böyle işlerimi yapıyorum. Dediğim gibi bunları ben birine birine derken Fulya'ya, çok seviyorum kendisini. Evlendi. Ona çeyizine kendim gidersem kendim şey yapacağım. Gidemezsem de göndereceğim. Hediye yapıyorum ben ona. Tabii arada siparişlerim de var. Poşetliğim vardı mutfakta. Ondan istediler benden. Çok beğendiler videomda. Yaptınız mı? Her şey güzel oluyor. Ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok. Size bir gün benim yaptığım patikleri, lifleri, eşarp kenarlarını, oyalarımı falan hepsini göstereyim. Bir gün inşallah. Dantelleri. Bir gün çeker atarım. Vallahi ip pahalanmış. Her şeye zam gelmiş. Her şeye. Aslı diyor. Kayısı'ya bak. Kayısı. Ay, yere düşürdüm. Kartof. Gel sana şarkı söyleyeyim. Gel. Kartof. Aşağı yemeğime gitti. Kartof. Bak 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 geliyor. Annesinin bir tanesi. Elden bıraksam uçar eder. Onun için yok. Ah, ne oldu aşkım? Sobam yanmıyor. Akşam yakmıştım. Hava da güneşli. Ne oldu aşkısı? Bugün de böyle olsun. Başka ne yapacağım? Enes gelecek, derslerini yaptıracağım. Dersleri kokulama. İnan ki gerçekten zor yani.
Annem diyor sırtına giyin üşüme. Ben de böyle şeyler giyince böyle beni bir huy tutuyor. Yani böyle her yerim kaşınır gibi oluyorum ha. Burnum, başım valla. Benim böyle tüye karşı şeyim var zaten. Mesela ben karton topladığımda da öyleyim. Yani çok huylanırım. Niye bilmiyorum. Karton, böyle yünlü şeyler. Patiği biraz giyerim, ondan sonra çıkartırım, ayağımı yakar. Kato. Valla o kadar genç kızlara havlu kenarları yapıyorum. Yaptım. Yaptım da ya. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Ne olacak? Sevaptır. Çok güzel bebek yelekleri. Bir de benim havlularım biraz ağırlar. Yani böyle ben çok öyle hafif oyalar yani kenarlarına hafif şeyler yapmıyorum. Üstleri falan da. Mesela boyamadan yapıyorum ben. Onları çocuklarımın çeyizine koydum ben. Oğlumun da çeyizinde var, kızımın da. Ha diyeceksiniz ki bu zamanda artık çeyiz. Valla bu zamanda daha çok değer veriyorlar. Bardak bile her şey lazım oluyor. Sonuçta bir ev düzüyorlar. Sonuçta ben olmasam bile belki annem gene bir şeyler yapmış, bohça götürür. Geleneğimizi, göreneğimizi unutacağımızı zannetmiyorum. Biz evde hala onu yaşatıyoruz. Yani yemeklerimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşmamızda. Ben onu unutulacağını zannetmiyorum. Benim çeyizlerim de kötü değil. Hepsi çok güzel. Götürür. Valla çeyizsiz, bohçasız olmaz. Kızımınki de hazır, oğlumunki de. Ha, ilk önce tabii okusunlar. Ben oraya hazırladım koydum derken benimki deyince ama benim çeyizim çok güzel yani. Böyle bir gün size göstereceğim. Şu anda onun nevresim takımını yani kaç milyara yaptırılamaz, öyle düşünün. Biz Karslılar kanefçe yaparız işlemeden. Annem onları yapmış, etek kenarı yapmış. Eskiden etek vardı. Tabii biz onları kestirdik. Kenar dantelleri kalın kalın, çok güzel oymalı yaptık ve nevresimlere geçirttirdik. Çok güzel, renk renk. Kaç taneydi benim? 7 taneydi. 3 tanesini kızıma herhalde, 3'ü mü 4'ü mü ne kızımın, öyle yani. 3 tanesini oğlumun. Çok güzel havlular yaptım. Renk renk. Öyle. Eşarplar. Yani eşarpların da şeyi geçmiyor ki. Damazlıklar. Bir de şu anda yorgan bence daha iyi. Biz hala yün kullanıyoruz. Annem ev çeyizime vermişti. Tabii ev sıcak oluyor diye çocuklar sadece battaniye alıyorlar üzerlerine. Ama Ufuk'la benim üzerimde yorgan var. Biz hele gaz tüküğü yastıklar kullanırız, onu söyleyeyim. Ama bak bu gaz tüküğü yastıktı, şu anda uzandım diye bozuldu. Her sene onu ben yıkıyorum, kuruduram, tekrar giydiriyorum. Yaptığınız her şey güzel oluyor. Videom çok uzun olmasın isterseniz. İşte bunu ben böyle yapacağım. Sonra suda haşlayacağım. Akşamleyin tabii haşlayacağım. Ne zaman? Ufuk geldiğinde olur herhalde. Ya da biz haşlar, çocuklarla yeriz Ufuk mesaiye kalacaksa. Ondan sonra da ben işime gideceğim. Ufuk gelip beni alır. O, Ufuk bana yardım ediyor. Biz birlikte yapıyoruz. Sağ olsun. Böyle.
Ne oldu aşkım? Resim derslerini yaptırıyorum. Sonra tabii yemek falan yendikten sonra. Sonra öğretmenimiz her gün bizim kitap veriyor. Onu da oku diyorum oğlum. Ondan sonra biraz da tabletine bakıyor. Saat 8-9 gibi uyuyorlar çocuklar. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Meyvelerini yiyorlar böyle. Bol bol mandalina elma yediriyorum ben çocuklara. Bu ne zaman biter hocam? Biter yani herhalde. Ama çok güzel oldu. Size göstereyim. Biraz daha yapayım, kapatırken gösteririm. Üzüm aldım da kuru üzüm, biraz fındık ceviz kıracağım. Güzel kavurup üzümü de katıyorum içerisine yerken. Dolaba atıyorum, buzdolabına. Buzlu derin dolursa değil, aşağıya kavanozlara koyuyorum. Ondan sonra yiyoruz çayın yanında falan ya da misafirler gelince. Kato, değil mi oğlum? Aşkım, benim oğlum kestaneyi çok sevdi. Ama ben çok sevmiyorum kestaneyi falan. Anca belki şeyde közde ya da bir suda pişerse çok az, belki bir iki öyle. Çok öyle her şeyin şeyi değilim ben, olsun diye tutturmam. Meyve çok sevmem. Greyfurt severim ben. Ekşi şeyleri severim. Bizim oğlan ejderha, ejder midir? Öyle bir meyve var. Onu istedi. Tutturdu. Neyse gittik. Markette bulduk. Bir tanesi 18,5, 19 liraya yakın. Oğluma dedim, oğlum incir gibi bir şey herhalde bu. Öyle söylüyorlar dedim. YouTube'da falan dedim. TikTok'ta. Hani öyle yapıyorlar dedim. E, aldık. Beğendi. Bizim oğlan. Bir tanesine 19 lira para verdik. Küçücük bir şey. Olsun. Onun istediği oldu ya. Artık çocuklar ne isterse alıyoruz. Vallahi çok şey. Ben çok şeyden fedakarlık yapıyorum. Ben aynı montu giyerim, hiç fark etmez. Aynı botu giyerim. Artık ben evliyim, iki çocuğum var benim. Yani kim benim güzelim için temiz mi? Temiz. Anlatabiliyor muyum? Kimse ilgilendirmez benim. Her gün çeşit çeşit giymek zorunda değilim. Allah'a şükür hepsi temiz. Benim kızım bir şey istiyorsa, onu alamıyorsam eğer, genç kız o. Oğlumun istediklerini alamazsam o zaman ben niye yani yaşıyorum ki? Vallahi alıyoruz. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Göz içlerinde kalmasın, gözlerinde kalmasın. Ya çok fazla da hani şeye de gerek yok da. Zaten benim kızım çok harcama yapmaz. Benim kızım kitabı çok alıyor. Yani kitap. Bir de parfüm çok alıyor. Çok seviyor parfümü ve kitap seviyor. Böyle oje bile çok nadir. Onu da ben alırım. Hani seviyorum. Yani kızların elinde oje hoşuma gidiyor. Kendim de öyleyim ama kendim çok hamur işi ve yemek yaptığım için çok tırnaklarımı uzatmıyorum. Öyle rujla falan boyayla zaten işi yok. Parfüm, kitap, şapkalı tişörtler çok seviyor. Benim kızım kapalı giyiyor genelde. Çok seviyor kapalı giymeyi. Ben yani ne bileyim. Bizim kız Kore hastası. Oğlum da şey. Sefo mudur nedir? Allah'ım, Sefo'nun eşofmanını bulduruyor bana, Sefo'nun penyesini. Herkesin bir şeyi var. Bu YouTube'lar, bu şeyler yani hani bazı şeyler, özentiler diyorum.
Böyle ben bunları doldurayım. Evet, ben bugün böyle işte. Bundan sonra şimdi birazdan kızım gelecek. Öyle o hemen odasına geçer, dersini falan çalışmaya. Ben ona işte bir şeyler var, onları veririm, yer, çorba falan. Ben birazcık bunu bitireceğim. Ne zaman bitiririm bilmiyorum artık. Enes gelene kadar, 3:30'a kadar bitiririm. Ondan sonra dediğim gibi dersini falan yaptıracağım. Nurten hayatı da bu işte. Ne yapıyoruz? Nurten Vakfı'nın hayatında kalıyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Şu like'lara ve beğeni tuşlarına basarsanız çok mutlu olurum. Yeni gelen aboneler teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendim kalkıp kapatacağım. Bu arada yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın ilk önce tabii. Şöyle geçeyim ben.